özel yaşamım değil, dahil varlığım, ailem. Çok şükür. Şimdi böyle bir ortamda siz 40 yıl emek vereceksiniz ve bu arkadaşlarımızın tamamında bile tanıdığım insanlar genel başkan yardımcılarına ulaşamadım. Sayın genel başkanıma mesaj yazdım. Bu ne demektir ya? Yani bir insan değil miyiz abi, söyler misiniz? Ben bugüne kadar kimin telefonuna çıkmamışım? Bırakın parti yöneticilerinin telefonunu. Onun için ben evet, bu bütün bu şeyde bunları hak etmiş bir insan değilim. Elbette eksiklerimiz var. Eksiklerin neydi? Kardeşim, her şeye niye itiraz ediyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibi benimle kavgalıydı. Sayın Genel Başkanıma söyledim. Sayın Genel Başkanım, paralel yapılara izin verme. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin kendisini ifade edeceği bir partidir. Çıkar ilişkilerinin, o bu ilişkilerin olacağı bir parti değil. Ben hiçbir grubun mensubu olmam. 40 yıldır olmadım. O genel başkan gitmiş, bu genel başkan gelmiş. Ben Cumhuriyet Halk Partili olarak kalmışım. Bir şey sorabilir miyim? Yani ben böyle bir dönem görmedim. Gerçekten böyle bir dönem görmedim. Bir şey sorabilir miyim? Genel olarak şöyle bir şey var. Size yönelik eleştiri var. Yani söyledik de içerikle ilgili değil de. Bunları parti içinde kalsaydı ve parti içinde tartışmaya açsaydı daha doğru olmaz mıydı? Bu mesela sizin gibi böyle özgür ağırlığı olan isimlerin partiye bu şekilde veda etmesi, partiyi hedef alarak veda etmesi iktidarın işine yarar ancak gibi eleştiriler var. Yani istifa seçeneği, bu hani 18 yaşından bugüne kadar mensubu olduğunuz bir partiden bu şekilde istifa edip gitmenizin partiye zarar vereceğine dair endişeleriniz hiç olmadı mı? Ya da kalsam, içeride mücadele etsem, hani AK Parti'de hep oluyor ya, kavga oluyor ama kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. CHP'de her şey vitrinde oluyor, meydanda oluyor. Bu da tabii partiye de zarar veriyor gördüğümüz kadarıyla. Hiç bunları düşünmediniz mi? Yani partiye zarar veririm, bu kadar yılımı verdiğim, 18 yaşından bugüne kadar emek verdiğim partime zarar veririm gibi bir kaygınız olmadı mı hiç? Deniz Bey, elbette yani ya, evladınızda, ailenizden gibi baktığınız bir kurumda böyle bir gece yarısı karar alıp istifa etmenin hangi zorluklar olduğunu, yani inan kendimi zor tutuyorum. Ama bir şey sormak istiyorum size. 2014 yılında sizin de yazılarınıza baktığınızda, ya yanlış yapıyorsunuz kardeşim, bak yanlış yapıyorsunuz. 2019 yılında Saygı abi siz yazdınız. O gün bugünkü değişimci aktörlerin tamamı o günkü yapılan hataların, kusurların aynısını yapanlar. 2000